12 Eylül 2010 referandumunda yapmayın demiştik. Aynı bugünkü edayla ve aynı bugünkü havayla anayasayı değiştirdiler. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Bu teklifi hükümet yangından mal kaçırırcasına acele içerisinde komisyondan geçirmek istiyor. Onlar bir telaş ve utanç içerisindeler. Öyle bir telaş ki muhalefeti konuşturmamak için, halkın gerçekleri duymasını önlemek için her tür kural ve teamül çiğneniyor. Yüzün üzerinde muhalefet milletvekili konuşma talebinde bulunmuş iken söz hakları AKP tarafından gasp ediliyor. Halk komisyondaki tartışmaları duysun, bilsin istediğimiz için TRT'den komisyon çalışmalarını yayınlanmasını talep ediyoruz. Telaş ve utanç o kadar büyük ki AKP bu teklifi reddediyor. Konuşulmasın, duyulmasın, görülmesin istiyorlar. Çok büyük bir telaşları var. Milletin neyi ve neden öğrenmesinden korkuyorsunuz? Nedir milletten kaçırmaya çalıştığınız şey? Niçin konuşulmasını istiyorsunuz? Niçin duyulmasını istiyorsunuz? Niçin görülmesini istiyorsunuz? Biz bir kez daha anlatalım. Bu teklif hükümetin iddia ettiği gibi bir sistem değişikliğinden ibaret değildir. Bu teklif açıkça meclisi, cumhuriyeti ve demokrasiyi ortadan kaldırma teklifidir. Bu teklif bir rejim değişikliği teklifidir. Bu teklif Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi veriyor. Kuvvetler birliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini aynı anda yaparak meclisi, milletin meclisini Cumhurbaşkanı'nın kontrolüne veriyor. Cumhurbaşkanı'nı parti genel başkanı yaparak milletin vekillerini Cumhurbaşkanı'nın emir eri yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın yasamayı eline almasının önünü açıyor. Bir meclisi meclis yapan yasa yapma yetkisidir. Bu teklif Cumhurbaşkanı'na kararname çıkartarak meclisin yasa yapma hakkını milletin elinden alma ve yasayı dahi Cumhurbaşkanı'nın yapmasına yol açıyor. Bu teklif açıkça uğruna bedeller ödenmiş olan demokrasiyi ortadan kaldırıyor. Bir demokrasinin olmazsa olmazı bağımsız yargıdır, hukuktur. Bu teklif yargıyı Cumhurbaşkanı'nın sopası haline getiriyor. Bu teklif Cumhurbaşkanı'nın herkese dokunabileceği ama Cumhurbaşkanı'na kimsenin dokunamayacağı bir rejim inşa ediyor. Bu teklif 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırıyor. Bu teklifle tek kişi hiçbir sınırlama ve denetleme olmaksızın istediği gibi kamu kurumu kuracak. İstediği gibi kamu kurumlarını kapatacak. Düşünün ki bir sabah kalkacağız, hazine kapanmış. Düşünün ki o sabah bir vergi bakanlığı kurulmuş. Düşünün ki o bakanlığı kurmuş olan Cumhur'un başkanı o gün vatandaşı yeni vergilerin altında ezileceği bir sabaha uyandırmış. Kendisi istediği için. Sadece o istediği için. Biz tüm bu gerçekleri ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Bu gerçeği tüm Türkiye'nin görmesini de mutlaka sağlayacağız. Bu vebali üstlenenleri milletin ve tarihin önünde mutlaka mahkum edeceğiz. Herkes dürüst olacak. Herkes açık olacak. Bu teklife oy verenler 23 Nisan 1920 iradesine, 29 Ekim 1923 iradesine, 1946'da geçilmiş olan demokrasiye, Türkiye'nin 250 yıllık saray egemenliğinden halk egemenliğine geçiş mücadelesinin aleyhine, yani karşı devrime oy verdiklerini bilerek verecekler. Bu teklife olumlu oy verenler, bu vebali tarih önünde üstlenmeye hazırlarsa oy verecekler. Ama
Biz inanıyoruz ki bu teklif meclisten geçmeyecek. Çünkü her ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar, biz biliyoruz ki AKP ve MHP milletvekilleri içinde de oy kabininde vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında Cumhuriyet'in, meclisin ve demokrasinin yok edilmesine hayır diyecek olan vicdanlı, vatansever birçok vekil var. Çünkü biz biliyoruz ki meclisteki milletin vekilleri Cumhuriyet'i ve demokrasiyi yok etmek için değil, korumak için. Demokrasiye ve Cumhuriyet'e bağlı her partiye oy vermiş olan milyonlar tarafından seçildiler. Bu milyonlar bu teklife asla geçit vermezler. Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratları, yurtseverleri, milliyetçileri, Atatürkçüleri olarak, Türk devriminin sahibi ve takipçileri olarak bu mücadeleye hazırız. Ve biz bu mücadeleyi kazanmakta ve bu cumhuriyeti kuranlar kadar kararlı bir biçimde kazanmakta emin adımlarla yürüyoruz. Verilen bu mücadele tek adam rejimine karşı bir cumhuriyet mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele diktatörlüğe karşı bir demokrasi mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele bir ailenin egemenliğine karşı halkın egemenliğinin mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele baskıya karşı herkes için özgürlük mücadelesidir.